Evet sevgili gençler, 9. videomu çekiyorum şu anda. Newton hareket yasaları MEP kitabı üzerinden bitecek. Ardından da bir öğrencimiz istekte bulunmuştu. OGM materyaldeki o kazanım bazlı sorulardan çözer misiniz demişti. Buradaki soruları bitirdikten sonra oradaki soruları çözeceğim. Ondan sonra da işte bakacağız artık. Şimdi 8. videonun sonunda aslında 29. alıştırmayı çözecektim. Fakat soruyu okuduktan sonra biraz işkillendim. Yani bana bir tuhaf geldi. Dolayısıyla sevgili değerli öğretmenim Tolga Bilgin hocama danıştım. Ona mesaj attım. O da sağ olsun yanıt verdikten sonra bu videonun başına bu soruyu ekledim. Şimdi Tolga Bilgin hoca arkadaşlar özellikle bu konuda Bilgin gerçekten adı üzerinde çok güzel videolar çıkıyor. Çok değerli içerikler üretiyor. Lütfen vakit ayırın, bütün videolarını izleyin. Zaten çok uzun videolar yok. 10, 7, 8 dakikalık videolar. Dönerek öteleme hareketi yapan cisimlerin düz bir platformdayken hızlanması durumu, yavaşlaması durumu, sabit hızda gitme durumu, bir eğik düzlem üzerinde yukarı doğru çıkması, aşağı doğru inmesi durumu, iç torka sahip öteleme hareketi yapan işte bisiklet gibi araçların yine tekerleklerine uygulanan sürtünme kuvvetleri falan filan bunların hepsini en ince ayrıntısına kadar 5 tane toplam videoda anlattı. Ben de bir öğretmen olarak onun o videolarını baştan sona izledim ve bir şeyler öğrendim. İyi ki de çekti o videoları, benim de eksik olduğum yerleri giderdi. O yüzden bu konu üstadı olduğu için ona danıştım. Ben de o konularla ilgili ayrıca bir video asla çekmem mesela, çünkü onun videosu zaten her şeyi anlatıyor. Merak edenler lütfen onun emeğini, hakkını versinler, onu izlesinler. Şimdi bu soruyu danıştım Tolga hocama, dedim ki hocam yani bu soruda bir eksik var mı? Sence çözüm yapılırken hani ne yapmak lazım? Burada 12. sınıf konularına ya da 11. sınıf ikinci dönemdeki konularına da girmişler sanki dedim. O da bana yanıt verdi sağ olsun. Dedi ki bu soruya diyor motorun otomobile uyguladığı kuvvet otomobilin motora uyguladığı kuvvet kadar olacağına göre bu soruya yanıt vermek için bize motorun kütlesi lazım. Diyelim ki M ise otomobil motoru MG sintetaya ilk düzlemden yukarı yönde, motor da otomobile MG sintetaya ilk düzlemden aşağı yönde kuvvet uygular. Bunun yine sürtünme kuvvetini arabaya uyguladığı kuvveti sorması gerekir diyor. Sağ olsun. Yani bu haliyle diyor soru çözülemez dedi. Ben de o yüzden çözmeyeceğim soruyu. Şimdi uyduruklamaya gerek yok. Şunu şuradan ihmal edelim, bunu buradan ihmal edelim, sorunun şurasını düzeltin demeye gerek yok arkadaşlar. Siz de çözümü merak ediyorsanız, uyduruklama çözümü istiyorsanız, bende yok o. Şimdi bu kısma geçelim artık, duyurumuzu yaptık. Toplu taşıma araçları. Şimdi toplu taşıma araçlarında ayakta yolculuk yapan insanlar herhangi bir yere tutunmadıklarında düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Ben de üniversite öğrenciyken hem çalışan hem okuyan bir öğrenciydim. Gece bazen 12-1'e kadar çalışmak zorunda kalıyordum. Dolayısıyla çok defa uykumun bir kısmını otobüs yolculuklarında alıyordum. Tabii ki yani üniversitenin tıp fakültesi olduğu için bir sürü hasta insan, yaşlı insan otobüse biniyorlar. O yolcular ayakta dururken siz oturamıyorsunuz. O yüzden ayakta uyumanın yöntemini öğrenmek zorunda kalmıştım. Bu adı nedir bu saplı şeyin bilmiyorum. Ona tutunurdum. Böyle kolumu şöyle yapıp oraya da kafamı yaslar uyurdum. Araç sabit hıza gidiyorsa çok güzel, hiç sarsıntı yok, ama böyle bir viraja girmişse yani hızının büyüklüğü aynı kalsa bile yönü değişmişse, dolayısıyla yönü değişiyorsa ivmeli hareket olmuş oluyor orada. Merkezciliğimi 12. sınıfa gelince göreceksiniz. Ya da işte gaza basmışsa ya da frene basmışsa böyle bir ayaklarım dizlerim yerinden kesilirdi ve sarsılırdım, böyle boşa gelirdim. Boşa gelince asılırdım. Uyanırdım yani. Sonra tekrar birkaç saniye sonra uykuya geri dönerdim. İşte bunlarla siz de ne yapıyorsunuz? Günlük hayatta yaşıyorsunuz. Bu araçlarda yolcuların tutunmalarını sağlayarak güvenliğini artırmak amacıyla tutacaklar bunu. Yani bunlar da tutacak mıymış? Çok yaratıcı olmuş. Gerçekten hiç düşünmemişim bir şey. Tutacaklar sağ olsun benim uykumu aldığım yastıklardı. Otobüs durgunken veya sabit hız hareket halindeyken tutacaklar düzlemde dururlar. Bir sıkıntı yok. Otobüs fren yaptığında ya da hızlandığında ivme kazanır. Ya da aslında yön değiştirdiğinde doğrultusunu değiştirdi mesela dönme hareketi yapıyorsa, kavşaktan dönüyorsa, bir viraj alıyorsa, bu durumda tutacaklar düşey doğrultudaki konumunu kaybederek öne ya da geriye ya da işte
aslında sağa sola da hareket edebilirler. Hani ileri geri sağa sola virajdayken böyle böyle gider. Frene bastığında başka bir şekilde, gaza bastığında başka şöyle doğrultuda gider. Öne ve doğruya gider arı, savrulur ve doğrultunu değiştirir. Tamam. Bunun gibi ivmeli sistemlerin içinde bulunan cisimlerin hareketleri Newton hareket yasalarının birinci olan, yarısısı olan eylemsizlik yasası ile açıklanabilir. Bu yasa ne diyordu? Bu yasaya göre bir cisme etki eden net kuvvet sıfır ise cisim durumunu korur. Yani duruyorsa durmaya devam eder. Hareket halindeyse de hareketini o hızda sürdürür. Yalnız burada şuna dikkat etmek lazım. Hareketin ne hani aynı hızda devam eder dediğimizde aynı hızın şartı nedir? Bir cismin hızının aynı kalması için iki şartı ihtiyacım var. Bunlardan birincisi büyüklüğü değişmeyecek. Değeri 10 metre bölü saniye ise yine 10 olarak kalacak. İki, yönü değişmeyecek. Yani dolayısıyla böyle virajlı bir yolda dönerken aslında büyüklüğü değişmese de yönü değiştiği için şartlardan birini ihlal etmiş oluyor. Bu durumda aslında ivmeli hareket söz konusu diyoruz. Yani net kuvvet var diyoruz. Eğer net kuvvet sıfırsa gerçekten cisim durumunu korur. Ya duruyorsa durmaya devam eder ya da sabit hızda hareketini sürdürür. Her iki durumda da cisim dengededir deriz. Çünkü denge şartlarından biri neydi? Net kuvvetin sıfır olması durumu. Yani bir cisim dengede diyorsa senin aklına ne gelecek? Net kuvvet sıfır, ivme sıfır, delta V sıfır, yani hız değişimi sıfır. Duruyorsa durmaya V ilk V son eşittir sıfır. Belli bir hızı varsa V ilk eşittir V ise V son da V olacak. Dengede olan bir cisme net kuvvet uygulanarak dengesi bozulursa cisim eski durumu korumak için farklı ha. Bu cümlede bir sıkıntı var. Dengede olan bir cisme net kuvvet uygulanarak dengesi bozulursa bu ne anlama gelir? Net kuvvet varsa ivmeli hareket yapacak artık. Zaten ivme yapıyor. Eski durumunu korumak için farklı yönlerde hareket etmez. Amacı eski durumunu korumak değildir. Eski durumunu ne zaman korursun? Net kuvvet sıfırsa. Durumunu koruma eylemindesin. Ama net kuvvet sıfır değilse bir kuvvet uygulanıyorsa zaten durumunu koruyamazsın. Korumaya çalışmazsın. Bu kısım biraz sıkıntılı olmuş. Oluyor bazen ifadeler yanlış olabiliyor. Şimdi durgun bir araçta hızlanan bir araç. Bir kere sistemden bahsedeceğiz. Yani bu konuda bir cisim bir sistemin içinde bulunacak. Sistem ivmeli hareket yapınca cisim de bu sistemin ivmeli hareketinden etkilenecek. Bu soru tarzlarımızda bu bölümden sonra buna bakacağız yani. Sistem var. Bu sistem ivmeli hareket yapıyor ve içindeki bir cisim bundan etkileniyor. Örneğin bir araç. Bu aracın içinde bir cisim var. Araç ivmeli hareket yaptığı zaman o aracın içindeki cisim de bundan ne yapıyor? Etkileniyor. Buna aşama aşama bakalım şimdi. Evet, başlangıçta araç duruyor olsun. Duran bir arabanın içinde M kütleli bir cisim tavana bağlanmış. Dolayısıyla tavana bağlıysa araç duruyorsa cisim de duruyor. Net kuvvet burada sıfır. Net kuvvet sıfırsa yukarı doğru ip gelmesi ve aşağı doğru G'nin toplamı sıfır çıkmalı. Yani G'nin büyüklüğü T'ye eşit olmalı. Ya da T vektörü eksi G vektörüne eşittir diyebilirim. Büyüklükleri de ne olacak? Aynı çıkacak. Ve böylelikle burada net kuvvet sıfır şu anda. Eğer araç bir A ivmesiyle bu yönde hızını artırmaya başlarsa, yani ona bu yönde bir net kuvvet uygulanıyorsa arabaya, o zaman ne olacaktır? Onu inceleyeceğiz şimdi. Şimdi şuraya bir bakalım. Bakın ben aracın T eşittir 0 anındaki T1 eşittir 0 olsun. T2 eşittir T anı. T1'den T anına kadar geçen sürede ne olacak? Bu cismin tavana şu noktaya A noktası olsun. Bir iple bağlı mı? Bağlı. Cismi etki eden net kuvvet sıfır mı? Sıfır. O zaman durumunu korumak isteyecek mi? Evet isteyecek. Fakat araba ilerlediğinde yani şu anda araba duruyordu. Cisim de duruyor. Araba bir hız kazanmaya başladığında cisme henüz etki eden bir net kuvvet olmadığı için cisim durduğu yerde durmaya devam etmek isteyecek. Şu düşey düzlem olsun. Fakat artık araba biraz öne gittiği için artık şuradaki A noktası burada mıdır? Hayır. Araca ait olan bu A noktası bir miktar ne yapmıştır? Ötelenmiştir. Buraya gelmiştir. A noktası burada olursa cismin iple bağlı olduğunu biliyorum.
bu iple tavana bağlı olduğunu biliyorum. Cismin artık durumu böyle olmak zorunda kalıyor. Ha şunu unutmayalım. Tabii ki ipin boyu sabit olduğu için aslında ne yapıyor? Birazcık da yükselmiş oluyor. Geriye doğru yükselmiş oldu. Peki bu yükselme açı miktarı neye bağlı? Ne kadar acaba açılır? Sonuçta yavaş yavaş açı artar, 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 artar. Belli bir noktaya geldiğinde artık o açı sabitlenir. Ne zaman sabitlenir? Şimdi sistemin dışarıdan bakan kişiye göre ivmeli hareket yaptığını biliyor muyum? Biliyorum. İvmeli hareket yapıyorsa bu araç, o zaman aracı izleyen kişi aracın içindeki emküt cismi de, şoförü de, koltukları da arabayla birlikte bu tarafa doğru hareket ediyor. Ne yapacak? Görecek. Hani burada diyoruz ya işte araba gaza bastığında biz ne hissederiz? Yani araba gaza bastığı zaman biz vücudumuzu geriye gidiyormuş gibi hissediyoruz ama aslında olan o değil. Biz olduğumuz yerde duruyoruz. Araba öne gidiyor. Araba öne gittiği için biz kendimizi geliyor gidiyormuş gibi hissediyoruz. Anlatabildim mi? Yani o sistemde henüz bana bir kuvvet etki etmediği için ben durumumu korumaya çalışıyorum. Yani sabit hızda yoluma devam etmek istiyorum. Arabanın atıyorum hızı 60 km bölü saat. 60 km bölü saatlik bir hızım var. Arabanınki de o. Araba hızını 70'e çıkarttığında ben ondan geride kalıyorum. Çünkü onun kadar hızlı değilim. O yüzden geride kaldığımda kendimi geriye gitmiş gibi hissediyorum. Gerçekte ben geriye doğru gitmiyorum. Hani geriye doğru gidip koltuğun beni ittiğini hissederim ya. Aslında koltuk bana doğru geliyor. Benden daha hızlı harekete geçen koltuk beni itmeye başlıyor. Ne yapıyor? Bana itme kuvveti uygulayıp benim ivmemi aracın ivmesiyle aynı hale getirdiği zaman artık aracın da benim de kazandığım hız aynı olduktan sonra artık ben o itme kuvvetini tekrar ne yapıyorum? Hissetmemeye başlıyorum. Şimdi bu cisimde demek ki aslında otobüs minibüs öne gittiği için ne yapıyor? Kendisi olduğu düşey pozisyonda kalıyor fakat otobüsün öne gitmesi yüzünden otobüs ipi kendisiyle birlikte çekiyor. Bu durumda da ip bu cisme bağlı olduğu için cisim gerideymiş gibi kalıyor ve düşey düzlemden bir miktar açılmış gibi görüyoruz. İşte en başta şöyle küçük bir açıyla açılsın. Şöyle olsun. Teta açısı bizim artık açımızın değişmediği durum. Alfa açısı diyelim buna. Cisim burada. Birazcık matematiksel değerler de verebilirim ama. Şimdi şöyle düşünelim. Burada kuvvet diyagramına göre, serbest cisim diyagramına göre Mg ağırlığım var. Bir de teğet gerilmem var. Şimdi cisim için bu kuvvetin bir şöyle bileşeni olacak. Şu kuvvetin ip gerilmesinin bir de böyle. Şimdi bu bileşen bu cismi aslında araçla aynı yönde bir ivme kazandıracak. Fakat başlangıçta aracın o kazandığı ivmeye eşit bir ivme oluşturamayacak. Bu ipin büyüklüğü, bu değer işte M çarpı aracın ivmesine A diyelim. Henüz A'ya eşit değil şu kuvvet. M çarpı A'dan küçük. Ama sonuçta aracın ivmesine eşit olabilmesi için ne olması lazım? Bu F değerinin büyümesi gerekiyor. Peki bu F değeri nasıl büyür? İp biraz daha açılırsa büyür. Biraz daha açılsın. Hala yetmedi. Biraz daha açıldı ve bu pozisyona geldi diyelim. Artık bu pozisyona geldiyse o ip gerilmesinin içe doğru büyüklüğü ne olacaktır? Artacaktır. İp gerilmen bu. Bu da ağırlığın. Şu ip gerilmesinin artık bir yatayda bir de düşeyde bileşeni olacak. Düşeyde artık aşağı yukarı yani yukarı gitme eylemi durdu. Neden? Teta açısı kadar açıya ulaştığında ne yaptı? Geriye gitme eylemi sona erdi. Aslında geriye gitmiyor. Biz onu geriye gidiyormuş gibi tanımladık burada. Fakat aslında otobüs ileri gidiyor. Sonuçta yukarı doğru yükselme olayı durdu. O olay duruyorsa yukarı doğru kuvvetle aşağı doğru kuvvetin birbirini ne yapması lazım? Dengelemesi lazım. Geriye kalan şu kuvvette bu cisme ne yapacaktır?
ivme kazandıran kuvvet olacaktır. İşte biz şuna ne deriz? T'nin şu açıya düşeyle yaptığı açıya teta demiştik hatırlarsanız. İç tersten burası da teta yapacaktır. Şu kuvvet T'nin kosinüs bileşeni oldu. Komşu kenar olduğu için teta açısıyla. Bu da sinüs bileşeni oldu. Bu da nesi artık? Ağırlığımız. Düşeyde yukarı gitme eylemi sona erdiğine göre T kosinüs alfa mg eşit. Yani y ekseninde artık net kuvvet sıfır. Y ekseninde dengededir diyebilir misin? Diyebilirsin. O yüzden y ekseninde net kuvvet sıfırsa T çarpı kosinüs alfanın büyüklüğü mg'ye eşit. Bu birinci denklemindir kuracağın. İkinci denklem de x ekseninde net kuvvetin var mı? Var. Araçla birlikte yerden bakan kişi ne görüyor? Seni, aracı, işte koltukları hepsini aynı hızlı hareket ediyormuş gibi görüyor. Aynı ivmeye sahip olduğunu görüyor. O zaman bu da m çarpı a'dır. Dolayısıyla Tx yerine ne yazarsın? T çarpı sinüs alfa eşittir ma. Buradan taraf tarafa bir oranlama yapabilirsin. T çarpı kosinüs alfa eşittir mg ise, T çarpı sin alfa da eşittir ma ise taraf tarafa oranlarsın. Hem t'lerden hem m'lerden kurtulmuş olursun. Ve işte tanjant alfanın a bölü g'ye eşit olduğunu bulursun. Artık o işlemleri yaparsın rahatlıkla. Yani olayın mantığını anladın mı? İp ne zamana kadar açılmaya devam ediyor? Şu o ipin x eksenindeki bileşeni senin kütlen çarpı aracın ivmesi değerinde bir net kuvvete sahip olana kadar devam ediyor. Hemen sen o A ivmesine ulaşamıyorsun. Aracın ivmesine hemen bir anda ulaşamıyorsun. Ulaşabilmen için zaman geçmesi gerekiyor. Tamam. Bu şekilde çözebilirsin bu soruları. Ha, bu bulduğumuz bağıntıdan ne yorumuna ulaşabilirim? Alfa demişim gerçi tetaydı, özür dilerim. Bir tek şunları yanlış yazmışız. Bu açı neye bağlı? Sadece yer çekimi ivmesine ve aracın ivmesine. Yani aslında burası yer çekimi ivmesi, bu da aracın ivmesi ise açı zaten neye denk geliyor? Bunlar arasındaki şu açıya denk gelmiş oluyor. Evet, yani o açıyı da şuradan göstereyim mi? Az önce şöyle bulmuştuk hatırlarsan. Şu açıya teta demiştik. İşte burası alfaysa düşeyle yaptığı ip gelmesini şurası teta. Burası da teta'ya denk gelmiş oluyor. Tanjant teta karşı bölü, pardon, tanjant teta, evet, karşı bölü hipotenüs, burayı yanlış yazdık. Açıyı düzelteyim. Bu A bu G ise tanjant teta A bölü G olduğuna göre A o teta açısının karşısı olmalı. Şurası teta. Burası teta. Düşeyle yaptığı açı yine. Evet. Yani kütleye bağlı değil. Hangi kütleye asarsanız ne yapacakmış? Aynı araç içerisinde aynı pozisyon alacakmış. Yani bütün yolcuların bir kısmını ayakta olan yolcuları düşünün. Biri çocuk, biri kilolu bir adam, birisi zayıf bir adam bilmem ne. Bunlar ortalama aynı şekilde ne yapacaklarmış? Savrulacaklarmış. Yani A büyürse, A ivmesi büyürse, yani aracın ivmesi büyürse şu bileşen büyüyeceği için G küçük kalacağından düşeyle yapılan açı şu açı ne olacak? Artacak. Yani bu daha da böyle açılmış olacak. Bu hale gelmiş olacak. Tamam. Evet, burada formu çıkaranından bahsetmiş. Şimdi burada yine MEP kitabında küçük bir hata var. Düzeltmek istiyorum. Hızlanan aracın tavanına asılı cismin serbest cisim diyagramı demiş. Benim uykum çok geldi ya. Bugün çok yoruldum. Saat de 12 olmuş zaten. Evet. Serbest cisim diyagramında kuvvetin bileşenleri gösterilmez. Bakın. Yani burada dışarıdan baktığımda G'yi bir vektör, T'yi bir vektör, onun Y bileşeni çizmesi bunu ayrı bir vektör, bunu da ayrı bir vektör. Yani burada uygulanan 4 tane kuvvet olduğunu söyleyebilirim dışarıdan baktığımda. O yüzden biz serbest cisim diyagramında şunları göstermeyiz. Serbest cisim diyagramı sadece ip gelmesi ve ağırlıktan oluşuyor bu soru için, yukarıdaki soru için. Şuraları çizelim. Hata. Burası olmayacak, tamam. Hatalar olabiliyor işte. Bak arda arda bir sayfa içinde iki tane hata olduk. Bir de burada bulmuştuk. Tehlikeli yer.
Evet, devam edelim bakalım. Asansörlü soru. Oh, mis gibi. Çok tatlı. Hiç bak sen konuyla alakası yokmuş gibi düşünüyorsun, değil mi? Yukarıdaki örnekte anlatılan şey hiç benzemiyor oysa ki. Bakalım çözebilecek miyiz elimizdeki bilgiler ışığında. Evet, saat gece 12.12. Evi biliyorsunuz, bodrum katımıza su bastı. Çatıdan da su damlıyor. İtfaiye aracı şu anda dışarıda. Pompayı almaya geldiler. Sanırım suyun tamamı başı almadı ama başka yerlerde de ihtiyaç varmış. Evet, neyse, bakın bu soru çocuklar çok kolay. Hiç korkma bu sorudan. Böyle gördüğünde tamamen mantığına uygun bir şekilde. Öyle böyle eylemsizlik kuvveti falan filan çizmek yok, tamam mı? Çizmeyin. Çizmeden zaten sorular çözülebiliyor. Hiç ihtiyacımız yok. Hayali kuvveti hayal edip olmayan aslında gerçekte yoktur. Buna da ihtiyacımız madem gerçekte yok. Yok yani ona ihtiyaç. Bir asansör kabinin tavanına 5 kilogram kütleli cisim asılmıştır. Asansör kabini durgunken ipteki kelime kuvveti T1 kaç nitredir? Durgun. Net kuvvet nedir? Sıfır. Durgun. Duruyorken durmaya devam ediyor. O zaman A seçeneğinde net kuvvet sıfır olacak. Ne var? M kütleli bu cismi etki eden A seçeneğinde. Hemen alıp onu çizelim. Bir, aşağı doğru yer çekimi ivmesinden kaynaklanan ağırlık. İki, ip gerilmesi. Başka bir şey yok. Topu topu bu kadar. İp gerilmen T, bu da ağırlığın. Bu ikisinin toplamı ne yapmalı demek ki? Sıfır yapmalı. Bu ne demek? T vektörü eksi G vektörüne eşit demek. O zaman T'nin büyüklüğü G'nin büyüklüğüne eşittir demek. G ne kadar? Bakıyorsun 50 Newton. T'nin büyüklüğü ne kadar çıktı? 50 Newton. Büyüklüğü böyle de yazabiliyordum diyorsun. Bitti. B seçeneği. B'de ne diyor? Asansör kabini 2 metre bölü saniye kare ivme ile durgun halden yukarı doğru harekete başladığında ipteki gelme kuvveti T2 kaç Newton olur diyor. Şimdi ne düşüneceğim ben burada? Ya dışarıdan bakan bir kişi. Yerden bakan kişi bu. Yerdeki gözlemci. Eylemsiz referans sisteminden bahsetmiştim daha önceki videomda. Eylemsiz referans sisteminden bakan kişi. Ne görüyor? Şunu görüyor. İçerideki M kütleli cisim de asansör de birlikte hareket ediyorlar. Yani gerek bu içerideki cisim gerekse asansörün ivmesi yukarı yönde ne kadarmış? 2 metre bölü saniye kareymiş. O zaman bu cisme etki eden net kuvvetinde ne olması lazım? Kütlesi çarpı ivmesine eşit olması lazım. Ne var elimde yine? Yeni bir T ip gerilmem. İp gerilmeyi dokunduğu yerden çizelim. Evet. Bir de aşağı doğru yine ağırlığım. Bak bitti soru. T bu. G de bu. Ne derim artık? Net kuvvet artık sıfıra eşit değil. M çarpı A'ya eşit. Cismin yukarı yönde ivmesi varsa yukarı yönde bir net kuvvet vardır. Yani T G'den daha büyük. Bu arada T ile G'nin toplamı eşittir M çarpı A dersin. Fakat zıt vektörlerin toplamında matematiksel anlamda ne yaparsın? Birbirinin büyüklüğünü çıkarırsın birbirinden. T'nin büyüklüğü G'den daha büyük ki büyüklükçe yukarı yönde ikilik ivme kazanıyor. T eksi G eşittir M çarpı A dedim. Tamam. T eksi 50 Newton. Kütlen 2, ivmen 5. Pardon, kütlen 5, ivmen 2. O zaman ip gerilmesi ne kadar çıkmalıymış? 60 Newton. Bu kadar. 60 Newton'luk gerilmeye sahip. Şimdi şöyle düşün. Neden 60 Newton oluyor? Asansör yukarı doğru gittiğinde ipi çekiyor, değil mi? Çekiyor böyle, geriyor. Daha çok çekiyor. Sen ilk başta olduğun yerde durmak istiyorsun. Net kuvvetin senin üzerinde sıfır. Ama ip ne yapıyor? Seni çekmeye başlıyor. Yani seni kendisiyle birlikte çekebilmesi için ipteki gerilmenin artması gerekir. Mantıklı bu. Yani bunu basküle de çevirebilirsin. Baskülün üzerinde dursan bir asansörün içinde yukarı doğru asansör ivmelenmeye başladığında zemin senin ayağının altına ne yapacak? Bir kuvvet uygulayacak. Seni itmeye başlayacak. Hani sen olduğun yerde durmak istiyorsun ama zemin senden daha hızlı harekete geçtiği için seni itmeye başlar. Bu da baskülün gösterdiği yeri ne yapar? Artırır. Peki C seçeneğine gelelim. C'de ne diyor? Asansör kabini 2 metre bölü saniye kare ivme ile durgun halden aşağı doğru harekete başladığında. Tamam, aşağı yönde harekete başlayalım. O zaman ne olacak? Bu sefer de net kuvvetim ne olacaktır? Aşağı yönlü olacaktır. Yine aldım cismimi. Şuraya yerleştirdim.
Hissettiği kuvvetler aynı mı aynı? Yine bir ip gerilmesi var. Bir de ağırlığı var. 50 Newton. Peki ivme ne yönde artık? Aşağı doğru 2 metre bölü saniye kare. Dışarıdan bakan yerdeki gözlemci ne görüyor? Eylemsiz referanstaki bu adam. Aa diyor ki içerideki M kütleli cisim de asansörde aşağı doğru 2 metre bölü saniye kare ivmeye sahip. O zaman aşağı doğru bir ivme varsa aşağı yönde de bir net kuvvet olmalı mı olmalı? Bu da neye eşit olmalı? Yine M çarpı A'ya eşit olmalı. Peki burada net kuvvetin aşağı yönde çıkması için G mi daha büyük olmalı bu sefer T mi? Tabii ki G T'den büyük olmalı. Yine ne yazacağım? G ile T'nin vektörel toplamı eşittir M çarpı A. Zıt yönlü vektörlerin bileşkesini bulurken büyüklükleri ne yaparım? Çıkarırım. Bu M çarpı A'ya eşit. G 50, 50'den T çıktığında sonuç 5 çarpı 2 eşitse T de buradan 40 Newton çıktı. Evet. Yani 5 çarpı 2 10 ya. 10 Newton'luk bir değişim gerçekleşiyor ip gerilmesinde. Mecburen. Çünkü o 10 Newton'luk o değişim neyi oluşturacak artık? Bana net kuvveti. Umarım anlaşılmıştır çocuklar. Burada da ip gerilmesi neden azalıyor? Asansör ilk başta cisme göre daha hızlı hareket ettiği için ip hasta gerginliğini kaybediyormuş gibi düşünün. Yani artık yukarıdaki tavana bağlı kısım daha çabuk, cisme daha çok yaklaşıyor. Orada bir gerilme kuvveti azalıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Dayanın 4 soru sonra Newton hareket yasalarını bitirmiş olacağız. A ivmesiyle hızlanan vagonların tavanlarına asılı M2M ve 3M kütle cisimler düşey doğuda alfa beta teta açıları yaparak dengede kalmaktadır. Buna göre bu açılar arasındaki ilişki nedir diyor. Az önce ispatını yaptık. O açı neye eşitti? Aracın ivmesi bölü yer çekimi ivmesine. Yani kütleye bağlı değildi. Neden? Hemen şöyle yapalım. M kütleli cismi alalım. Ne var? Şurada bir ip gerilmesi var. Bir de ne var? Aşağı doğru ağırlığı. Serbest cisim diyagramı bu. Bu diyagramda soruyu çözebilmem için verilen kuvvetlerden birini ne yapacağım? Dik bileşenden ayıracağım. Şu tarafa doğru ve bu tarafa doğru iki tane bileşeni var T'min. Bu şu düşeyle yapılan açı şuradan alfa ise o zaman iç ters şöyle bu da Z'den alfa çıktı. İp gerilmemin büyüklüğü T kadarsa bu T çarpı kos alfa. Bu da T çarpı sinüs alfa. Bu da MG'ydi. Sonuçta M kütleli cisim yukarı aşağı hareket etmiyor. Y ekseninde dengede aslında. Y ekseninde net kuvvet dolayısıyla sıfır olacak. Bu durumda T çarpı kosinüs alfanın büyüklüğü MG'nin büyüklüğüne eşit olsun ki bunlar birbirini dengeleyebilsin. 2. Gözümün önünden ne yapıyor? Artı x yönünde a ivmesiyle hareket ediyor. Buradaki arabada, tekerleklerde, M kütleli cisimde hepsi. O zaman bu M kütleli cismin bir net kuvveti olmalı bu yönde gidebilmesi için. O yöndeki net kuvvet de ne kadar? T çarpı sinüs alfa. Yani x eksenindeki net kuvvet M çarpı A diyorum. Ona da T çarpı sin alfa eşittir MA diyorum. Sonra gelip bunları ne yapacağım? Taraf tarafa oranlayacağım. Konuşamadım. Evet yazalım. T çarpı sin alfa eşittir MA. T çarpı kos alfa eşittir MG. Bunu buna böldüm. T'lerden ve M'lerden kurtuldum. Tanjant alfanın A bölü G olduğunu buldum. Kütleden bağımsız. Şimdi A hepsinde aynı mı aynı? Yer çekimi hepsinde aynı mı aynı? O zaman açılarda ne olmak zorunda? Aynı olmak zorunda. Kütleden bağımsızmış. 37. örnekteyiz. Şekil 1'deki gibi durmakta olan bir aracın tavanına 2 kilogram kütle cisim asılmış. Araç şekil 2'deki gibi ok yönde ivmesiyle harekete başladığında cisim düşeyle 37 derecelik açı yapacak şekilde tekrardan ne yapıyormuş? Dengelendiğinde ipteki gerilme kuvveti T olmaktadır. Evet dengelendiğinde kelime kökü birazcık ne yapabilir? Sizi yanıltabilir. Hani dengelenmek kelimesi net kuvvetin sıfır olması durumu gibi düşünebilirsiniz. O yüzden burada araç 37 derecelik açı yapacak şekilde cisim pardon şekildeki pozisyonda düşeyle yaptığı 37 derece kalacak şekilde sabitlenmiştir belki dese daha iyi olur. Çünkü net kuvvet sıfır değil. Orada dengelenmek kelimesi biraz dediğim gibi kafada soru işareti oluşturabilir. Her şey belli ya. Az önceki şeyden zaten gördük.
Şöyle bir neyimiz vardı? T fikirmemiz. Bir de aşağı doğru rengârımız. Soruyu rahatlıkla çözebiliriz artık. Serbest cisim diyagramında kuvvetleri bileşenlerini göstermek yasaktı. Bak yine defalarca defalarca söylüyorum. Artık öğrenin. Şurası 37 dereceymiş. O zaman burası 37. Güzel. Şu kısım neyi oluşturuyor? T çarpı sinüs 37'yi. Bu neyi oluşturuyor? T çarpı kos 37'yi. Evet, artık düşeyde hareket etmiyor. Yani MG'nin büyüklüğü bu vektörü ne yapmalı? Dengelemeli. Na na onları çizmemişiz. Hadi çizelim. Görünmüyor çünkü. Peki yazıyorum yine bak. Yani yine tanjant alfa yapıştırabilirsin ezbere ama ezberleme, hiçbir şey ezberleme. Olabildiğince ezberden uzak tut zihnini. Hatıralarına yer kalsın. Evet. T çarpı cos 37 eşittir MG. T çarpı sin 37 eşittir asansör diyorum. Araç A ivmesine hızlanıyorsa yerden bakan kişi bu aracın içindeki her nesnenin A ivmesine sahip olduğunu görür. O yüzden buraya da ne yazdım? M çarpı A. Taraf tarafı oranladım. M'lerden yine kurtuldum. T'lerden kurtuldum. Cos 37 0,8. Burası da 0,6. O zaman bunu buna bölersem 4 bölü 3 eşittir. Yer çekimi ivmesi 10 bölü A. A ne kadar yaptı? 30 bölü 4'ten 15 bölü 2 yani 7,5 metre bölü saniye kare yapmış oldu. Bitti bu da. Bir asansör tavanı esnemeyen iple bağlı 5 kilogram kütlecisine birlikte yukarı doğru sabit hızla çıkarken yani başlangıçta net kuvvet 0. 2 metre bölü saniye karelik ivme ile yavaşlamaya başlıyor. Hangi yönde? Yukarı yönde. Buna göre asansör yavaşlamaya başlamadan önce iplet var olan T1 gerilme kuvvetinin büyüklüğünün yavaşlama sırasında oluşan T2 gerilme kuvvetinin büyüklüğüne oranı ne kadardır? İlk başta asansör diyor yavaşlamaya başlamadan önce yani sabit hıza giderken. Şöyle ip gerilmem T1 kadarmış. Aşağı doğru ağırlığım var G kadar. Bir T2 işte. Tamam T2. Evet T dedim. Ne dikkatimi dağıtıyorsun? Please charge'mış. Başlangıçta burada ne diyoruz? Bak hızın sabit. Hızın sabitse ivmen 0. İvmen 0'sa net kuvvetin 0. Evet. O zaman net kuvvet 0'sa aşağı doğru G 50 Newton olduğuna göre T ip gerilmesinin büyüklüğü de ne kadar çıkmalı? 50 Newton çıksın ki net kuvvetim bunlar birbirini dengelediği için 0 çıksın. İlkine T1 demiştim. Evet T1'i bulduk. 50 Newton büyüklüğünde. İkinci durumda asansör aşağı bit. Şimdi yukarı doğru sabit çıkan ikincide yavaşlamaya başlıyor. Ha yukarı yönde hızın var. Bak hız vektörün yukarı doğru. Bu hız ne oluyormuş? Asansör yavaşladığına göre azalıyormuş. Biz azalıyor. Daha önce anlatmıştık. Bir cisim eğer hareketine ters yönlü bir kuvvete maruz kalıyorsa net kuvvete hızı ne olacaktır? Azalacaktır. Hatırlayalım bir. Bu tarafa doğru bir V hızınız olsun. Eğer siz buna F kuvveti uygularsanız bu hız zamanla ne olur? Artar. Eksi yönde bir hızınız olsun bu tarafa doğru. O zaman da onu eksi yönde bir kuvvetle iterseniz yine bu hız ne olur? Artar. Ama hızınız bu yöndeyken kuvvetiniz bu yöne zıt yönde uygulanırsa sizin hızınız ne olur? Azalır. Yine siz eksi yönde gidiyorsanız eksi V hızıyla artı yönde bir kuvvet uygulanırsa bu hız ne olur? Azalır. Yani net kuvvet harekete zıt yönlüyse hızınız azalacaktır. O zaman asansör yukarı doğru gidiyorken yavaşlıyorsa İvmenin ve net kuvvetin ne yönde olması lazım? Aşağı doğru. Net kuvvet yönü ve ivme yönü. Anlaşıldı mı? Tamam. Demek ki net kuvvetim aşağı yönlü olacak. Yani G dediğim ağırlığın büyüklüğü, T2 dediğimiz ip gerilme kuvvetinin büyüklüğünden ne olmalı? Daha fazla olmalı. Peki ne kadar olmalı? Boğazım artık çok acımaya başladı. Net kuvvet eşittir MA. G daha büyük olduğuna göre G ile T2'nin toplamı bize MA'yı veriyorsa büyük olan kuvvetten küçük olan kuvveti çıkarttım. G eksi T2 eşittir M çarpı A.
Bitti, yerine yazalım. G50 T2'yi bundan çıkarttığımda 5 kütlem ikilik ivmeyle hareket ettiğine göre T2 ip gerilmesi 40 Newton olacaktır. Yok, frene bastığını düşün. Gaza bastığını düşün. Hayal et. Eylemsizlik falan filan. Eylemsizlik kuvveti yok öyle şeyler. Bak, onlara hiç gerek yok. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bakalım, bir de bu varmış. Bunda genelde takılıyorsunuz. Bizim canım vicdan arkadaşımın favori sorularındandır. Çok sever. 9'lara 2014'te bizim okul ilk fen lisesi olduğunda 9C sınıfına giriyordu. Bu soruyu da soralım dedi böyle. Hadi soralım. Her sene düzenli sormak ister zaten. Sorarız mutlaka. O sınavlardan birinde sorarız. O zaman 9'lar bu konuları daha görüyorlardı herhalde ya. Görüyorlarmış demek ki. Zamanla değişmiş demek ki. İşte çocuklar gece bu soruyla uğraşmış uğraşmış, onun WhatsApp grubunda hocaya atmışlar. Bizim videoda görüldü, atmış. Ondan sonra ertesi günde sınavda çıkınca çocuklar şok olmuştu. Sürtünmeler ihmal edildi. Yatay düzlemde çekirdek hareket yönünde. Şok olduklarını nereden biliyorum? 4 yıl sonra mezun olurken anlattılar. Böyle böyle yapmıştınız biz hocam, demişler Hicran'a. Bana da Hicran'ın yaptıklarını anlatıyorlar. Şekildeki hareket yönünde hızlanan vagonun önündeki K cismi kaymadan vagonla birlikte hareket etmektedir. Cisim ile vagon arasındaki sürtünme K sayısı K olduğuna göre vagonun hızlanma ivmesini veren ifade nedir? Çok tatlı bir soru. Şimdi şöyle silgiyi alalım elimize. Gerçekte eğer elim ivme hareketi yapmazsa silgi ne yapar? Yuvarlanır, aşağı düşer. Ama eğer elimi hızlıca çekersem, gözünüzün önünden bakın ne yapıyor? Silgi ağır çekim yapabilsem aslında göreceksiniz. Siz de yapın. Tabii sonuna doğru avucunuzu kapatın çünkü fırlayıp gidecek. Kolunuzu harekete devam ettiremiyorsunuz. Kolunuz yarıda kaldığı için silgi gider. Önünüzden geçirin. Yani şu kısımda hadi görebilen var mı? Hadi al parayı, üç parayı, kal parayı. Şey gibi hissettim kendimi, dolandırıcı. Bul parayı, al parayı gibi yaptı hissettim. Evet. Yapın yani. Elinize alın ve hızlıca döndürün. Hani şöyle düşünebilirsiniz. Hep bu örneği veriyorum. Arabayla giderken bir tane gazete kağıdı uçsun arabanın ön camına yapışsın. Araç hızlanıyorsa, ivmeli hareket yapıyorsa araç o kağıt ne olacaktır? Yapışık kalacaktır. Peki bakalım neler oluyor? Şimdi K cismi vagonun önünde onu tutan bir şey yokmuş gibi görünüyor değil mi? Aslında var, bir şeyler var. Şimdi bu aşağı doğru ağırlığıyla yer tarafından çekiliyor. Ha. Ama o yüzey ona ne diyor? Dur gitme, kal bende diyor. Yüzey onun ayrılmasına engel olmak istiyor. Burada bir pürüzlülük var. Ama yüzeyin bir sürtünme kuvveti uygulayabilmesi için, ki K cismi orada ne yapıyor dikkat edersen, dengede, yani düşeyde dengede, x eksende değil, yoksa vagonla birlikte gidiyor, bunda bir sıkıntı yok. Düşeyde dengede, yani düşeyde net kuvvet sıfır. O yüzden statik sürtünme kuvveti uygulanıyor. Onun da bir hani altını çizelim, bu Fs statik. Unutma bunu. Statik sürtünme kuvvetin burada neyine eşit? Ağırlığına büyüklük olarak eşit. Bu G, bu da Fs. G ile Fs statiğin toplamı dolayısıyla sıfır. He, yani G'nin büyüklüğü ne kadarmış? Niye bu kadar küçük yazıyorum ki? Alanım bir sürü geniş. Peki statik sürtünme kuvveti nasıl bulunur? K çarpı yüzeye dik kuvvet onun maksimum değeridir. O zaman K çarpı yüzeye dik kuvvet. Nerede ki bu dik kuvvet? Acaba nerede? Göremiyoruz değil mi? Şurada. Vagon K cismine bu yüzey tarafından ne yapıyor? Temas ediyor o yüzey tarafı. O yüzeyde ne yapacaktır? O K cismini bu tarafa doğru itecektir. Ha, buna bağlı olarak K da vagonu ters yönde iter. Ama bu beni şu anda ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şey K cismine etki eden kuvvetler. Ben dolayısıyla burayla ilgilendiğime göre şu kısmı alayım. Öteki beni ilgilendirmiyor. O bizim vagonumuzu etki eden kuvvetlerden biri. Peki bu kuvvet neydi? Normal kuvvetimdi. Burada vagon ve K cismi benim gözümün önünden beraber A ivmesiyle geçiyorlar mı? Geçiyorlar. O zaman bu K cisminin x ekseninde ivmelenmesini sağlayan hangi kuvvet? Gördüğün gibi normal kuvvet. Başka kuvvet yok. Şu sürtünme kuvvetiydi. Bu ağırlıktı. Normal kuvvetimde ne eşit olacak? MA'ya. O zaman yazalım, normal kuvvetim eşittir M çarpı A.
Ha, yani buraya geldin mi MG dedim mi dedim. O zaman buraya da K çarpı MA dedim mi dedim. Bize K'yı veren bağıntıyı soruyor. K'yı yalnız bırak. M'ler zaten gitti. Ne olacaktır? G bölü A. Evet. Böyleymiş işte. Pardon. K'yı soruyor sandım. Vagonun hızlanma ivmesini veren ifade nedir demiş. A eşittir G bölü K. Düzelttik. Bunu buradan yazdık. Şöyle de yazalım da. Fx eşittir 0 değil. Fx eşittir m çarpı a'ya eşit. Burada x ekseninde n olduğu için bunu yazdık. Evet, 40 dakikalık videomuz, bir ders süresi yine bitti. Newton'un hareket yasalarını bu kısımda bitirmiş olduk. Tabii ki bunun sonunda ölçme değerlendirme kısmı var. 3. bölüm soruları. Onu da çözerim artık. O da 10. videom olur. Yorulduk değil mi ya? Hadi öpüyorum çocuklar. Umarım faydalı olur. Umarım öğretebilmişimdir. Yani inşallah başarmışımdır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.